tehlikeli olan da o. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir de Bay Kemal Amerika'ya gittin de oradaki büyükelçiyle görüşmedin dedi. Oysa ki devletin kayıtlarında var. CHP lideri Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Washington Büyükelçisi Murat Mercan'la tam 35 dakika görüştü, çayını içti, sohbet etti. Usuldendir, adettendir. Devlet geleneğidir. Gittiğimiz ülkede büyükelçimizi ziyaret ederiz dedi. Herhalde bu bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmedi. benzin istasyonuna girmiş. Benzin istasyonunda orada hamburgerci varmış ve bu hamburgerciye takılmış. Bu görüntüleri vermek için ta oralara kadar gitmeye gerek yoktu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneli günler oldu ama Amerika Birleşik Devletleri ziyareti hala iktidarın gündeminde. Cumhurbaşkanı tepkisini bu kez grup kürsüsünden gösterdi. CHP liderinin gittiği ve gitmediği yerler üzerinden Tabii bir de vermediği görüntüler var. Mesela New York'ta düşünebiliyor musunuz? New York'a kadar gideceksin, Türk evini ziyaret etme ihtiyacı duymayacaksın. Sen nasıl bu ülkenin ana muhalefetisin ya? Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğini ziyaret etmemesine de tepkiliydi. Aynı şekilde Washington'daki ziyaretleri arasında Büyükelçiliğimiz ve Büyük elçiliğimiz yer almıyor. Bir başka ifadeyle bu zat Amerika'da Türkiye'yi temsil eden her yerden Türkiye'nin hayrına ve menfaatine olan her görüşmeden uzak durmuştur. Oysa CHP Genel Başkanı ve ABD Büyükelçisi Murat Mercan, Büyükelçilikte tam 35 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti. Soranlara da giderken devlet geleneğidir Ülkenin temsilcisine, devletin temsilcisine uğramadan olmaz dedi ve gitti. Çayını içti, görüşmeyi yaptı, nezaketle ayrıldı. CHP'li Özel Erdoğan'ı bu sözlerle eleştirdi. Ama görüşme var, devletin kaydında var. Siz nasıl devlet yönetiyorsunuz? Buz gibi yalan söylüyor, dezonformasyon olsun diye. Onu dinleyenler diyecek ki, ya Kemal Bey de ayıp etmiş. İki, bunların artık yönetim yetisi hiç kalmamış. Şimdi ekranda bir son dakika bilgisi kırmızı şerit halinde e, görünmekte. 41 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili e, meclis komisyonu kurulması yönündeki önerge kabul edildi. Bir komisyon kuruldu. Şimdi meclis araştıracak, bu komisyon araştıracak. İhmal var mıydı? Kimin kabahatiydi? 41 madenci bugün hayatta olabilir miydi? Meclis komisyonunda bu araştırılacak olması gerektiği gibi. Bartın'daki maden faciası Sayıştay'ın tespitleri, ihmaller ve kader ifadeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeydi. Sayıştay uyarmış, raporuna yazmış. İş müfettişleri defalarca uyarmış, idari para cezası kesmiş. Hatta yetkili kuruluşları geçtim, ocakta çalışan maden işçileri bile uyarmış. MYK'ya bilgi verirken son ölçüm 1.89 diyor, meclis gözü de 1.69 diyor. Tutanaklarda var milletvekilleri, dikkatle takip etmiş arkadaşlarımız. 1.89 mu 1.69 mu onu bile düzeltmiyor. İhmal ve hata iddiaları üzerinde durdu muhalefet. Genel kurulda da tüm parti gruplarının önergeleri birleştirildi. Bartın faciasını araştırma komisyonu kurulması yönünde çalışmalar yapıldı. Bu salonda kadere inanmayan bir insan olur mu? Ama takdir var. Önce tedbiri alacağız. Yüzde yüz güvenliğin sağlanılması maalesef mümkün olmamaktadır. Burada çok açık bir cinayet var. Bu cinayet, bu cinayet iktidarın 20 yıldan beri sürdürdüğü enerji politikaları, ekonomi politikalarıyla son derece yakından ilgili bir cinayet. AKP'li yıllarda sadece maden kazaları gerçekleşmiyor. Ortalama her ay bir soma gerçekleşiyor bu ülkede. İş cinayetlerinin faili diyeceğim çünkü iktidarda. İş cinayetlerinin faili iktidar AK Parti 20 yıldır o yapması gereken sorumluluklarını yerine getirmediği için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Görüşmelerin sonunda komisyon kuruldu. Meclis faciayı araştıracak. Görüşmelerin büyük kısmında da sıralar boştu. Bu arada sizin de dikkatinizi çekmiştir. Milletvekilleri bu kadar önemli bir konuda genel kurula gitmeyecekse niye o istiyorlar seçmenden? Bu seçimde karşımıza gelen milletvekili adaylarına mecliste mesai yapıp yapmayacaklarını da soracağım açıkçası görürsem. Söz istiyorum söz. Şimdi. E İnsanları açlıkla ölüm arasında tercih yapmaya iterseniz adına da yoksulluk kader, maden ocağında ölüm kader, madenlerin fıtratında var. Şehit oldu evladınız derseniz o aileler itiraz ederler, ediyorlardı. Şimdi itirazlara bakacağız. evet bir kader çizgisi var inananlar için fakat önce tedbir sonra tevekkül. Geri kalanını Allah'a bırakacaksın. Ve yoksulluk da kader değildir. Yoksulluk ülkeyi yönetenlerin bilinçli tercihler sonucunda oluşturduğu zor durumdur, insanlara yaşattığı şeydir. Ferhat Boyrazı tanıtayım size. Babası da madenci, aynı maden ocağından emekli olmuş. Evladı da madenci. Fakat o Zonguldak'ta çalışmaya başlamış. Sonrasında "Zor hayat, zor. Baba ocağına döneyim, Bartın'daki maden ocağında çalışayım belki daha kolay geçinirim." diye düşünmüş. Ailesinin yanına dönebilmek için Zonguldak'tan Bartın'daki ocağı tayini aldırmış. O ocakta hayatını kaybetti Ferhat Poyraz. 15 ay, 16 ay gündüze giden Ferhat, aynı gün sendika seçimi, yani muhalifleri kazandığı için tertibi değiştirirdi. Hmm. Ve de dört verildi. Ferhat Poyraz, Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden 41 işçiden biri, baba Mehmet Poyraz oğlunun vardiyasının kısa süre önce değiştirildiğini anlattı. Bir hafta mı, 10 gün ne çalıştı herhalde? Ya 8 gün ya 9 gün. 90. günü, Cuma günü 4 valesinde patlama oldu, hayatını kaybetti. Baba Mehmet Poyraz aynı işletmeden 5 yıl önce emekli olmuştu. Yıllarca çalıştığı o madenden 6 çocuğundan en küçüğü ve tek oğlu olan Ferhat'ın ölüm haberini aldı. Ferhat Poyraz 3 yıl önce Zonguldak'ta işe başlamıştı. Memleketi diye Amasra'ya tayin istedi. Tombala'dan çıktı 133. kişi olarak. İşçi alıyor yani iş başı yapacaklarını söylendi. Genel müdür eledi bunu biz mahkemeye başvurduk. Mahkemede hak ettik. Yani ne diyeceğim sana 5 5 ay 10 gün sonra falan yani 12. ayı 19'unda işbaşı aldı. Kendisi kendisi istedi zaten. Mesela bir 2 ay sonra bir tane aradı baba dedi ben TTK'ya gireceğim dedi. Yazılma varmış dedi. Oğlum yazıl dedim ben. Poyraz istediği gibi memleketine döndü. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun Amasra müessesesindeki maden ocağında işe başladı. Daha bir buçuk yıl olmuştu. Binbir uğraşla ve umutla işe başladığı o madende grizu patlaması sonucu hayatını kaybetti. Şimdi o ailelere evladınız şehit düşmüştür, kader başınız sağ olsun deniliyor da daha önce başka facialarda maden katliamlarında hayatını kaybetmiş olan madencilerin aileleri bize de aynı sözleri söylediniz. En azından verdiğiniz sözleri tutun diye hatırlatıyor. Örneğin Ermenek. Ermenek'te 18 madenci boğularak hayatını kaybetmişti yerin yüzlerce metre altında. Geride kalan ailelerden biri. Çok söyler ailesi anlatacak şimdi. Şadiye çok söyler. Bize de söz vermiştiniz. O sözler tutulmadı. Bartın'da da tutamayacağınız sözleri vermeyin diyor. Ya kelimelere dökülmeyin Hitler yaşadıklarımı. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Faciadan 6 yıl sonra bile acısını böyle tarif etmişti. Ermenek maden faciasında eşi Osman çok söyleri kaybeden Şadiye çok söyler. 8 yıl geçti. O acı tazeliğini koruyor. Üstüne yeni acılar eklendi. Şehit olarak yasaya dahil edilmedi, şehitlik kartı verilmedi, tazminatlar ödenmedi diyerek isyanını paylaştı. Takvimler 28 Ekim 2014. 301 işçi hayatını kaybetti. Soma katliamından yalnızca birkaç ay sonra yine ihmal, yine alınmayan önlemler. Karaman'ın Ermeni ilçesindeki Pamuklu Köyü yakınlarındaki kömür ocağını su bastı. 18 işçi mahsur kaldı. 37 gün süren çalışmaların ardından işçilerin tamamının cansız bedeni çıkarıldı. Oğlum yüzmeyi bilmezdi ya suyun içinde ne yaptı? Uyumam kuzum. Bu gece gene nasıl sabah olacak bakalım. Facia maden işçisi Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Gökçe'nin sözleriyle hafızalara kazındı. Faciadan sonra Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait Linyit Kömür Ocağı'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından faciadan birkaç önce denetim yapılmış, 9 bin lira idari para cezası uygulandığı da ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan diğer bir bilgi ise maden ocağının sahibi Saffet Uyarsa 2009'da Karaman'a bağlı Güneyyurt ilçesinde AKP'den belediye başkanlığına aday o,